Herkese selamlar dostlar. 18 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle bugün 17 Şubat arkadaşlar. Herkesin Miraç Kandili'ni kutlarım öncelikle. Hayırlı cumalar Miraç Kandili'niz de kutlu olsun. Şöyle bir giriş yapalım. Toplamda 8-9 tane mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Güzel bir cumartesi diliyorum. Skor yarışmamız ekrana gelsin. Daha önceki Trabzon maçının maç skoru bilen arkadaşımız Bertoir isimli kanal. Instagram üzerinden bana yazarsa Şubat ayı boyunca katı Telegram gruplarına davet edelim. Maç skoru yarışmamızda Feyenoord ile Altmar mücadelesi arkadaşlar. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Çok güzel bir maç bekliyorum ben. 2-1, 3-2 ayarında bir Feyenoord galibiyeti çıkabilir gibi geliyor bana. Güzel bir maç olacaktır. Tempolu bir maç olacaktır e, ee, yorumlara skor yazmayı unutmayın. Herkese bol şanslar. Geçtim bunu. Dün yüksek misliste ne yaptık? Hakkını verdik diyelim. Şöyle söyleyeyim. Solda gördüğünüz arkadaşlar Avrupa yüksek mislisiydi. Dedim ki buna 2000 TL basın. Trabzon'un çifte şanslık. Evinde zaten 37-38 maçtır yenilmeyen bir Trabzon spor vardı. Trabzon'un şifre şansını aldım. Level kuzen maçına da bir buçuk üst yaptım. Avrupa'da bunun 1.51 gibi oranı vardı. Zaten buradan bin küsür lira bir kazanç elde ettik mi? Ettik tertemiz. Sağda gördüğünüz yüksek misliğe baktığınız zaman da Trabzon'un dümdüz galibiyetine 1.75 oranı vardı. Avrupa'da 1.90 vardı. Ondan sonra Trabzon'un oranı 1.57'ye kadar düştü. Avrupa'da 1.84 civarlarına kadar düştü zaten 1.70'lere kadar düştü. Trabzon'un doğrudan galibiyetine de 2500 TL gibi bir yüksek misli önerdim. Dediğim gibi burada zaten kasası sağlam olanların olması önemli. Benim için Trabzon'da zaten kazandı. Diğer bir görselim ekrana gelsin. Diğer görselimlere baktığınız zaman da zaten Trabzon'un da burada eee ve iki tane yüksek misliğini zaten nasıl kullandığımızı gördük. Özellikle Monaco başında ilk gol zaten çok şansa geldi. Kaleci hatasına geldi daha doğrusu. Trabzon yüksek misli de zaten başarılı bir şekilde sonuçlandı. Dediğim gibi iki tane yüksek misli de bu şekilde sonuçlandı. Değerlendirenler tebrikler. Bir tanesinden yaklaşık 1500 küsür de net ne rakam yazdım. 1500 TL kar. Diğerinden de 1000 TL kar. Zaten sadece bir günde tek iki maçtan 2500 lira net karımız olduğunu da söyleyelim. Onun dışında baktığımız zaman da bu videoda bir adet ideal kombine de olacak. Onu da belirteyim şimdiden. İki tane kombine verildi. Yatan ve tutan olarak. Bir tanesi ana kombinde. Ana kombinim yine bakın ne? Yani bu da yüksek misliğin yüksek oranını almış halim. Dedim ki Monaco maçına var. Trabzon'a doğrudan biri aldım. Trabzon'a güveniyordum. Ana kombine koymamak olmazdı. Olmazdı. O da geldi zaten. Ana kombinimiz burada 2.30 gibi orandan kazandırırken alternatif kombinimiz ise 2 1 gibi oranlarda kaybettirdi onu da belirteyim. Ana kombi her zaman daha önceliklidir. Alternatif kombi biraz daha az miktarda oynanabilir. Juventus'un son dakika olan mevzusunu biliyorsunuz. Yani net penaltıydı gitti faal verdi saçma bir şekilde. Onu da geçtim. Bunu da geçtik bunu da geçtik. Canlılarda neler yaptık diye baktık olursak. Canlılarda dün zaten ya şu özellikle son 2-3 gündür maçlar Avrupa'da. Şampiyonlar Ligi ve UEFA'da bence sıkıntılı sonuçlar alıyorduk. Ama biz elimizden geleni yaptık. Özellikle Hani Avrupa'nın o Şampiyonlar Ligi'nin ikinci gününde Chelsea gününde kartı, korneri her şeyden aldığımız için çok güzel kazanç sağladık o gün. Dün de ortalama bir gündü açıkçası. Canlılar çok kar söyleyemem açıkçası. Çünkü maçlar biraz sıkıntılıydı. Geçtim bunu da. Şimdi arkadaşlar videomuza başlayalım. Ama sizlerden ricam artı 300'ün üzerine like'tır. Bu videoya bakın tekrar söylüyorum. İdeal kombinasyonu yaptım. Bu videoda ideal kombin önerisi var. O yüzden artı 300 seviyesinde like'larınızı bekliyorum. Eğer artı 300 seviyesi gelmezse ya benden de kombine beklemeyin artık. Diyeceklerim o kadar. Geçtim bunu da. İlk mücadelemiz Arsenal maçıyla başlayalım. Arsenal ile Aston Villa mücadelesi. Arsenal'ın son maçını takip ettiyseniz Steele oynadı. Bakın şunu söyleyebilirim ben sizlere. Yani Arsenal çok daha genç bir takım. Hatta Premier Lig'in en genç takımı olabilir mi? O yaş ortalaması olarak olabilir açıkçası. Sanırım öyleyiz zaten. City orada tamamen aslında Arsenal da çok iyi oynadı maçta. Saz City'nin elindeydi. Orada neyi konuşturdu biliyor musun? Tamamen tecrübenin farkını konuşturdu yani. Stili oyuncularda biraz daha tecrübesi Kevin De Bruyne'dir vesaire. Rodri'dir. Yani bunlar biraz daha olgunlaşmış topçu. Tecrübeli topçular olduğu için tecrübesini konuşturarak Arsenal'ı mağlup etti. Fakat Arsenal'ın bir tane maç eksiği var. Hala yani 3 puan önde gibi onu kazandığı takdirde görebiliriz. Aston Villa ile oynayacaklar. Aston Villa da son maçında kaybetti. Liverpool'a sanırım çok bir varlık gösteremedi. Ben burada Arsenal tarafına gideceğim. İlk maçım Arsenal olacak burada. Maç sonu 2'yi 1.61 gibi, gibi oranla öneririm. Fakat yani deplasmanda taraf riskli diyorsanız şöyle yapın. Handicap 0. At sisteme bekle. Sistem oyna. Tek farklı Arsenal galibiyeti bekliyorum. Skor beklentimde doğrudan 2 1lik bir Arsenal galibiyeti olacak bilginize. Wolfsburg'la Leipzig mücadelesi günün güzel maçlarından bir tanesi. Leipzig deplasmanda boş alan bulduğu zaman affetmeyen takımlardan. Bir tanesi ki deplasman performansı o yüzden yüksek takımlardan bir tanesi. Wolfsburg'a baktığımız zaman da Wolfsburg da aynı şekilde kendi evinde hem arkada boşluk bırakıyor hem de baskıyı kurduğu zaman da baskı kurabiliyor kendi evinde. Baskı kurduğu zaman da golleri çıkartabiliyor ki zaten Bayern Münih maçında da bunu gördüğümüzü söylemek lazım. Çünkü Wolfsburg takımı ilerideki 6 isim o gerçekten birbirleriyle uyumu üst düzey özellikle Windy de besle besleyebildikleri zaman da soldan Wimmer, sağdan da Kaminski geliyor zaten. Bunlar ortadaki desteklerle Geralt ve Swanberg ile birlikte bunlar başarıyı yakalıyor. Ben buradan idealden bir var aldım. KG varın oranı bir 44 gibi oranı var. Fakat ben şöyle de bir beklentim var. Wolfsburg'un neden iki tane gol zaten Wolfsburg tarafından bir tane gol bekliyoruz. Maçın favorisi de Leipzig bu arada. Fakat dediğim gibi Wolfsburg'da bir kıpırdanma var. Oyun güzel yani. Ya son haftalarda puan alamadılar doğru. Fakat oynadıkları oyun güzel. Son şarkı maçı haricinde bu. Ev sahibi 1.5 üstüne de burada 2.29 gibi oran vermişler. Sistem kuponunuzu atın derim. Evet. Diğer mücadelem Chelsea ile Southampton mücadelesi. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Chelsea oynuyor baba yani son dönemlerde biraz kıpırdanma var. Özellikle Dortmund mücadelesinde yani Kobele yazar o mücadele. Maçın adamı ADM olmuş fakat gol attığı için tamamen öyle. Yani maçın adamı %100 Kobele Özellikle son dakikada Enzo Fernandez'in 90'dan çıkarmış olduğu 90'a vurmuş oldu ve Kobel'in çıkarmış olduğu top vardı. Çizgiden Emre Can çıkardı. Yani güzel bir Chelsea vardı. Baskılı bir Chelsea vardı. Ya Southampton'a ben bir nerede güveni kaybettim biliyor musunuz? Son maçta Wolves'a karşı oynadı. 1-0 öne geçti. Hatta atılarsan dedim ki yani Southampton'ın golünü alın artık. Zamanı geldi dedim zaten. Attılar da. Deplasman'da kırmızı kart gördü. 10 kişi oynadı ilk yerden itibaren. İkinci yarı iki tane gol yedi. Ya dedim senin pilin bitmiş artık. O yüzden burada Chelsea tarafına atacağı iki golü aldım. Ev sahibi bir buçuk üstü şöyle aldım. Bir 41 gibi orandan. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. İdeal kombineminde ilk mücadelesi yaptım. Chelsea'nin atacağı iki gol. Chelsea'ye artık güveniyorum. Bir yerde bir şekilde patlama yapacaktır. Şöyle bir üç dört tane atacaktır. Ki maçın beklentisi de 3 birlik Chelsea galibiyeti olduğunu da belirteyim. Forest'la City mücadelesi. Yine kombinemin ikinci mücadelesi City mücadelesi oldu. Nasıl aldım bu maçı? City'yi ben izledim. Arsenal maçında zaten iyiydi. Ondan önceki mücadelesine baktığım zaman da hangi 3-1 yendi de kimi yendi? Aston Villa yendi. Aston Villa da son maç. Liverpool dedim sanırım. Neyse. Aston Villa yendi. İlk yarıda çok iyi oynayan bir Manchester City vardı. Hakkını da verdi. Hatta ben ev sahibi bir, ilk yarı bir buçuk üst olarak tanıdım. Canlısını da almıştım. Kazandık oradan da. Benim beklentim şu yönde dostlar. Yani Forrest zayıf bir rakip. de Arsenal maçta Arsenal yenmişken burada. ilk yarı baskılı oyunuyla ilk yarıda atacağı bir golü aldım. Bunu da ideal kombineme koydum. Deplasman ilk yarı bir buçuk... E 0.5 üstün yani City'nin ilk yarıda atacağı bir gol. Burada 1.33 gibi oran açmışlar. İdealden aldım. Onun dışında yüksek oran isteyenler de burada ilk yer 2 yani 1.54 gibi orandan da değerlendirmesini de yapabilirler. Bilginize geçtim bunu da. Real Betis ile Real Valladolid mücadelesi. Real Betis son maçını 3-2 deplasmanda Almeria'ya karşı kazandı. Real Betis'te 3 tane oyuncu kart cezalısıydı. Ve bu 3 oyuncunun da kart cezalısı sanırım bitti. Ve bunun bir tanesi de kart cezalı oyunculardan bir tanesi de Fekir'di. Takımın en önemli yıldızı bence zaten Fekir yani takımın beyni olduğunu söylemek doğru olur bence Real Betis adına. Ben burada Real Betis tarafındayım. Real Betis'in doğrudan galibiyetini önereceğim sizlere. Maçın beklentisi 1-0 olarak indeks çıkmış. Fakat ben daha fazla da atabileceğini düşünüyorum. 2'yi bulabilir gibi geliyor bana. Fakat ben burada doğrudan bir Real Betis'in galibiyetini alacağım. Real Valladolid'de çok bir numarası yok. Real Betis burada baskısıyla birlikte kendi evine galibiyeti alacaktır diye düşünüyorum. Newcastle ile Liverpool mücadelesi. Bu maçı da nasıl değerlendirme altına aldım? Liverpool'un bir şampiyonlar ligi mücadelesi var. Real Madrid ile akıllar bir anda onda orada olabilir zaten. Maçın favorisi Newcastle. Yani normal bence. Kitap gibi oynuyor. Ama Liverpool'da son dönemde ufaktan bir toparlandı gibi ya. Ya aslında toparlanmadı da. Ya özellikle ilk yarıda son oynadığı maçta ilk yarıda Klub'un oyununu görebildik diyeyim ya. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Newcastle oynayacaklar burada. Mücadelenin ben 1-1 gibi bir sonuçlanmasını bekliyorum. İdealden var tercihini alabilir miyiz? Alabiliriz bence. Bir KG varı var gibi geliyor bana. Mücadelenin zaten beklentimde 1-1. Buna doğru orantılı olaraktan da bir tane daha tercih önermek istiyorum. 1-1 skor bekliyorum ya. Mücadele de biraz daha yüksek orandan 2-3 golde riske atılabilir bence. Bunun da oranı 1.82 gibi oranı var. Liverpool tarafından da bir gol bekliyorum. Newcastle tarafından da bir gol beklediğimi belirteyim. Frankfurt'la Werder Bremen mücadelesi günün keyifli olabilecek maçlarından bir tanesi. Mücadelede Frankfurt tarafı son dönemde ufaktan bir düşüş yaşadı son maçta çok bir varlık gösteremedi. Fakat kendi evinde oynayacaktır. Duran toplardır vesairedir çok fazla kullanılacak burada. Ve duran topların önemi özellikle Werder Bremen için önemi bir aylık fazla olduğunu da belirtelim. Bu maçta şöyle bir beklentim olacak benim. Mücadelenin ben golle geçmesini beklediğimden dolayı tek tercih olarak 2.5 üstü burada 1.39 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Yani yüksek misli bir tane nasıl ama sonra bir buçuk üstünü yazar geçelim bu maçı. Öyle diyeyim ben sizlere. Maçın beklentisi 3 birlik bir Frankfurt galibiyeti. Inter ile Udinese mücadelesi. İki takım da kanatları çok fazla kullanıyor. Biraz hızlı geçeyim artık. 10 dakikayı doldurmayalım. Fazla olunca şey oluyor. Ee, şöyle söyleyeyim. İki takım da kanatları çok kullanıyor. Özellikle Udinese tarafından bahsedelim. Inter zaten korner alabiliyor mu? Çok fazla korner alabiliyor. O bir sıkıntı yok. Burada Udinese korner alacak mı? Biz biraz bunu konuşalım. Ugodi Ugoidi'nin ne var bunlarda. Karabi olan solda. Ee, bek olarak geçiyor ama ileri de çok gidiyor. Ee, Caner gibi düşünebilirsiniz. Bakın süper bir benzetme oldu. Orta denemeleri çok fazla yaptığı zaman da Ugodi tarafından da kornerleri alabiliyor. Sağdan da aynı şekilde deniyor Dünesli takımı. O yüzden bu mücadeleyi tek korner maçım olarak aldım. 8.5 üst korneri değerlendirmesini yaptım. Feyenoord ile Altman mücadelesi. Bu maçın maç skoru sizlere sorduk arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. Kendi evinde yenilmeyen bir Feyenoord takımı var. Doğru mu? Doğru. Benim skor beklentim dediğim gibi 2-1-3-1 ayarında bir Feyenoord galibiyeti olabilir. Ama idealden bir VAR tercihini alacağım. Onun oranı bir 47 Altmardan da gol bekliyorum. Çünkü alan burada lider. Alan lider. Fazlası yok burada. Onun dışında şöyle bir beklentim de var. Alkmaar tarafından da gol gelecektir bence bu mücadelede var aldık ya. Ben burada Feyenoord'un yani 2 1 3 2 diyorum ya. Tek farklı galibiyetine de 3.47 gibi oranı var. Alırım sisteme de atarım. Bu da aklınızda bulunsun. Değerlendirecekler bol şanslar. Ekrana ideal kombinemiz gelsin. Arkadaşlar sizlere ideal kombin önerdim. Oranı da 2 0 6 olması lazım. Burada ekrana gelmiştir zaten. Dediğim gibi videoya artı 300 seviyesinde like'larınızı bekliyorum. Eğer artı 300'e gelmezse de dediğim gibi like, like. E, istemem bundan sonra bilginize. Forest mücadelesinde City'nin ilk yarıdan atacağı bir golü aldım. 1.39 gibi oranı var. Deplasman ilk yarıda bir gol atar. City bence atacaktır. Chelsea'nin de maç boyunca atacağı iki golü değerlendirme altına aldım. Onun da oranı 1.48 arkadaşlar. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.